Hayırlısı olsun. Bugün sabah bir iletişimim vardı ve bulacağım onu ben size telefondan. Kime gönderdiğimi boş verin ama size okumak isterim bunu, tamam mı? Çok değer verdiğim akademik kariyeri, toplum içinde bulunduğu yer itibarıyla da değer verdiğim ve böyle bir iletişimimiz oldu sabahleyin ve neyse, okuyayım aslında çünkü birazcık geçmeye daha. Bence Cumhuriyet'in daha çok Brunei Sultanlığı Dağı. Dikkat edilirse Dağı sendikası da açık çok. Maaşlar, 13. maaşlar ödenemeyecek. Bildiğim kadarıyla kök maaş ıskalası Türkiye dahil açık ara önde vurgusuyla yaptığı açıklamayı. Ne amiral gemisi, ne eğitimde yaratılan marka, ne de baş oyuncuları oldukları yapısal ve işlevsel bozukluk umurlarında bile olmadı. Rektör yiyelim, muhtemelen siyasi atama, siyasi hesaplaşma, maaş gelsin, özneli ada klasiği. Aykut Enişte diye bir film var. Netflix'te izlemediysen tavsiye ederim. Bir replik var. Bize ne oldu ya? Biz ne ara bu hale geldik? Bir de Batı cephesinde yeni bir şey yok ya, yok da çok güzel bir klasik benim için. İyi günler. Ben de ne güzel özetledin demişim. Sağ ol abi demiş. Tekrardan işte devam ediyoruz. Günler hep daha aydınlık olsun. Amin inşallah deyince ben de bir ülkede, esas burayı paylaşmak istiyorum. Bir ülkede günlük iletişim akışında ne kadar çok Allah vurgusu varsa orada yönetimden o kadar çok umut ve beklenti boşluğu var diyorum. Bir ülkede ne kadar günlük dilde Allah vurgusu varsa, ya Allah vurgusundan da mı rahatsız? Ama tamam, Allah'a emanet ol. Allah yol açıklığı versin. Allah isterse, Allah göstermesin filan. Her şeyi Allah'a bağlayacaksak, o zaman bizi yönetenlerden ne bekleyecek? Gene de hayırlısı olsun. Ne hayırlısı olsun? Hükümette kabine değişikliği nihayet oldu. Nihayet oldu. Evet, isimler belli. İşte İçişleri, Maliye ve Sağlık Bakanı dışarıda kaldı. Dursun Oğuz kaydırıldı. Tarım Bakanı Hüseyin Çiftçiler Birliği Başkanı oldu. Hasan Taçoy'un yerine gardiyan oğlu getirildi. Tamam mı? Sonuç itibariyle bir takım isimler oturdu. Bir davacık da yani o, sen de bilmez miyim ben sana sürer demeyin bana. İçişleri Bakanı Dursun Oğuz oldu. Maliye Bakanı Özdemir Berova, Sağlık Bakanı Hakan Dinçürek, Tarım Bakanı Hüseyin Kelle, Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu. Şimdi gidenler ne için gitti? Gelenler ne için geldi? Hep söylerim Üçlü Karaname'de de. Ya yazın niçin alıyorsunuz bunu görevden? Niçin getiriyorsunuz bunu? Bu şu 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 yapamadı. Bu bunu bunu yapamadı. Diyeceksiniz. Bu da bu özelliklere geliyor diyeceksiniz. Özellikle bir bakın. Bakın çok iddialı bir şey söylüyorum. Bu CV'leri bir okuyalım biz, bir özgeçmişleri. Bakın duyarım, daha hep böyle değil mi? Ben hep böyle değildir demedim zaten. Hep böyledir de itirazım da yok zaten. Ama böyle geldi, böyle gidecek. Sen ne eğilim canımızı? Ha, hiç abartmam ya. Alalım Rum kesimindeki birebir bakanların özgeçmişçiklerini okuyalım. Bizimkileri de koydum karşısına, okuyalım.
okuyalım ya. Ve oradan kalktığı zaman bizde hangi bakan, bakanlık koltuğundan kalktığında özel sektör samimi olarak, ha özel sektörün bir işini yaptıydı da diyet borcu olsun diye ona da bir oda ayırdılar, bir para bağladılar, onu kastetmem. Çünkü ta geriye gidersem Kıptek'le bağlantılı bir bakanın ayrıldıktan sonra ihaleleri de en büyük payı alan bir şirketin bilmem üst düzey toplantısına gittiği korkusuzca da katıldı. Bunu da bilirim. Ne payı? Ama önemli olan liyakattır. Geçen gün de Ankara'dan önemli bir başka şahıs bana 3 tane kelime yazdı. Liyakat, liyakat, liyakat. Hakkım yok mu? Var. Ama babanızın çiftliğini yönetmiyorsunuz. Babanızın çiftliğini kahya alacak olsanız vallahi daha özenli olursunuz. Neyse, nereden başladık, nereye geldik demeyelim. Ülkemizde iki alan var ki sektör tanımlamasına itirazım vardır. Biri eğitimdir, bir diğeri sağlıktır. Çünkü sektör dediğinizde ticari bir çağrışım yapar. Ve yıllar evvel kimse hayal etmezdi. Hayal etmezdi. Hayal etmezdi ki bir gün bu ülkede aktif üniversite sayısı 20'den fazla ve dünyanın dört bir yanından öğrenci gelecek. Ağırlıkla gelen ülkeler fazla olsa bile ve aynı zamanda öğretim elemanları, öğretim kadrolarımızda da değişik ülkelerden insanlar olacak. Hayal etmezdik. Yani ben küçük kaymaklılıyım. Hamitköy'ü en küçük haliyle hatırlarım. 63'te göçmen gittik. Şimdi Hamitköy'de sokaklarda yürüdüğünüz zaman 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 Hamitköy'lüler rastlarsınız. Ve bu süreçte sayıyı çoğalttık ama nitelik bakımından üniversitelerimiz birebir eşit midir? Alakası yok. Bir gün zaten şimdiden başımıza derdi olmaya başladı. Yani bu üniversitelerin yani nasıl derim bazı eczaneler ilaç da satar derim. Üniversitelerde de üniversitelere yönelik potansiyel ilgiden yararlanma amaçlı üniversiteler vardır. Aldığı hakkı, yani üniversite kurma hakkını daha hiçbir şey yapmadan milyonlarca dolarla ifade edilen değerlerle satanlar vardır. Yani bu işi, yani benzin istasyonu izni alır, satar. Bilmem T izni alır, satar. Sanayi darısı alır, satar. Evgaf'tan arazi, devlet malını alır, başkasına kiralar. Devletin malını devlete de kiralarlar. Burada da bu değerler ama her şeye rağmen toplam kalitesizliğin teşhir olmaması ve eğitimde kalitemizi, namusumuzu üniversite dünyasında koruyan üniversitelerimizden bir tanesi de akademik kadrosunun ciddi katkısıyla bu başarılıyor. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'dir. Rektörü Profesör Doktor Halil Nadiri akademik yol süreçte ne basamağa bastıysa kendi bastı. Yukarıdan kimse elini tutup çekmedi. Herhangi bir aşamada yaptıklarıyla ilgili kimse ağzının ucuna getirip bir şey söyleyemez. Halbuki kimin her şey profesör olduğu, ansızın hiç akademik kimliği olmadan profesör olup onunla bir yerlere gelen insanlar da var. O da yüreğimizin kenarında bir ince sızıntı olarak kalsın. Sevgili Sayın Hocamız, sevgili hocamız Profesör Doktor Halil Nadiri, UKÜ Rektörü. Bugün konuğumuzdur. Ya şimdi bu kadar hükümet mükümet işleri var konuşmayacak. Söyledim ya. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Ne tutarlarsa altın olsun. Amin. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Hasan Bey. Ben de bütün izleyicilerimize haftanın son gününde, haftanın son iş gününde hayırlı olmasını diliyorum. Bizi izledikleri için de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de bu vesileyle çok sıcak bir konu. Yeni bakanlarımıza hayırlı olmasını, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bahsettiğiniz gibi umarım
yeni görev değişimleriyle toplumun beklediği hizmetler daha hızlı ve hedeflere, ülkenin gelişmesine katkı koyacak şekilde ilerler. Hayırlısı olsun. Bu değişiklik tamamen Ulusal Birlik Partisi'nin kendi kaplama alanı, kendi çatısı altındaki gelişmelerle alakalıdır. Çünkü bakıyorum yani bu bakanlardan hiçbiriyle ilgili çok ciddi bir herhangi bir yıpratıcı dedikodu çok da söylenmedi. Neticede kurultay yolculuğunda Sayın Başbakan parti içi dengelerde ya da tamamen kim benimle yürüyecekse o benim hükümetimde olur dedi. Tabii ki bu sonuçtan sonra yani bir anlamda Ulusal Birlik Partisi kurultayıyla ilgili bir sürecin de başlangıcı olmuştur. Önce hem Ulusal Birlik Partisi'ne hem ülkemize hayırlı olsun. Yani hayırlısı bu diyelim. Neticede orada yaşananlardır. Demokrasi nerede hareket orada bereket. Ben seviyorum hareketli diye. Çünkü bu her hareket böyle bir taşların yerine oturmasını sağlar. Buna da ihtiyacımız var. Evet, yani ayrılanlar bir bayrak yarışı. Bir noktaya kadar taşıdılar bunu. Onlara da hizmetleri için teşekkür etmek lazım. Yeni gelenlere de onlar için de yeni bir yolculuk, sorumluluklar. Ama her şeyin başı bulunan makamlar, topluma, ülkeye hizmet etme makamları. Hayırlısı olsun diyelim tekrardan. Hocam, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi çatısı altında çok pozitif gelişmeler var. Yani bir tarafta Doğu Akdeniz Üniversitesi ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Diğer tarafta iki şeyi beraber götürdüğünüze inanıyorum. Yani hem eğitim kalitesi hem de bütçe. Yani kendi kendine yani bu ülkemizde yatırımcının bakış açısıyla henüz kar etmeydi ve kar etmesi zor olacak üniversite yatırımları da vardır. Kaynağı da tamamen iyi niyetli bir hizmet anlayışıyladır. Burada ülkemizin en önemli iş dünyasında ilk sivrilen insanlar. Yani ta atalarına gittiğiniz zaman Reşadiye Sokağı oralardan bir boyacı ailesi var. Hani budağın arka tarafı oraları. Oralarda iplik boyayarak, ilk ticari aktiviteyi aile büyüyüp kardeşleri yaparak oradan gelen bir geleneksel ticaret, ekonomik dinamizm. Lefke Hanım'da gömlek dikildiğini daha hatırlıyorum. Bavul turizmi dönemindeki yatırım doğan ekonomik potansiyeli bir değerlendirip neticede üniversite dünyasına da girdikleri zaman başarılı olmuş bir aile var. Boyacı ailesi. Özer boyacı işaret ediyorum. Ama hem ekonomik yatırım anlayışları var. Ama o yatırım anlayışı bir eğitim kurumunun eğitim kalitesini yenmiyor. Yani para kazanalım da nasıl kazanalım, nasıl olursa kazanalım anlayışının olmamasında da sizler gibi değerli hocalarımızın geçmişten bugüne katkıları olduğuna inanıyorum. Ve bu dönemde uzunca bir süredir siz göreve geldikten sonra da grafik yukarıya doğru gitti. Bu başarının dıştan görülen özeti bu. Rakamlarla bugün bulunduğu nokta ne? Evet, teşekkür ederim. Tabii ki yüksek öğrenim çok ciddi bir konu. Bir sektör olarak bakmamak gerekiyor. Yüksek öğretim alanı çok ciddi. Rekabetin çok üst düzeyde olduğu bir alan. Bugün dünyada 30 bini aşkın üniversite var. Ve siz bu üniversitelerle dünyanın hangi köşesinde olursanız olun, rekabet etmekle karşı karşıyasınız. Rekabet edebilmek için de kaliteli olmak gerekir. Kaliteye yatırım yapmak gerekir. Kalite altyapıdan üst yapıya kadar. Yani sağladığınız imkanlar, öğretim üyesi kadronuz, bunlar çok önemli. Bunların bir bütünlük içerisinde hareket etmesi halinde siz başarıya ulaşabilirsiniz. Tercih edilebilir olabilirsiniz. Yani sizin tercih edilebilmeniz için bazı farklılıklarınızın olması ve bu farklılıklarınızı da farkındalığa dönüştürerek
hedef kitlenin sizi tercih etmesini sağlamanız lazım. Tabii ki bu akış sizin mezunlarınız çok önemli. Mezunlarınızın nitelikleri çok önemli. Mezunlarınızın iş yaşamındaki, kendi kariyerlerindeki başarıları çok önemli. Bunlar önemli birer done olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden ben 8 yılı geride bıraktım. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ndeki görevime. Tabii ki mütevelliyetim. Bir öncesi Doğu Akdeniz Üniversitesi. Doğu Akdeniz Üniversitesi, evet. Yani baktığınız zaman Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde mütevelli heyetimizin, Sayın Mütevelli Heyeti Başkanı'nın bu konuda bize yapmış olduğu katkılar, destekler olmasaydı, üniversitenin o biraz önce söylediğiniz bu süreç içerisindeki aldığı olumlu yöndeki gelişmelerin olması mümkün değildi. Yine tüm üniversitenin çalışanları, yani hizmetlisinden tutunuz en üstündeki noktaya kadar bir birliktelikte, kurumsal aidiyet içerisinde, ortak hedeflere birlikte yürümekle ancak bu noktalara gelebilme ya da olumlu adımlar atabilme şansınız var. Tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için yüksek öğretim çok önemli bir alan. Rekabet çok üst düzeyde. Tabii ki sorunlar da yaşanıyor. Bunu çözebilmenin en önemli noktası tabii ki üniversiteler kendi içinde, kendileri doğrular yapmakla beraber sadece üniversitelerin öğrenci getirmesi değil, öğrencinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelirken, burada yaşarken doğru tecrübeleri yaşayabilmesi, doğru olaylarla ya da olumlu olaylarla karşılaşabilmesi çok önemli. Eğer biz bir sürdürülebilir bir yüksek öğretim alanından bahsetmek istiyorsak, bu noktada da ortak bir yüksek öğretim politikasını olumlu gelişecek. Burada üniversitelerin doğruya, kaliteliye gidebilmesi açısından onlara yön gösterebilecek, öğrencilerin burada geçirecekleri sürenin içerisinde olumlu izlenimlerle ayrılmalarını sağlayabilmek ve üniversitelerin gelişimi sonuçta tabii ki ülkenin gelişimine katkı yapacak noktalar. Biz Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi olarak hedefimiz doğruları yaparak, uluslararası rekabetin, öğrencilerimize öğrenci merkezli eğitimin gereklerini yerine getirerek ilerleyebilmek. Bu noktada da altyapıdan teknolojik noktalara kadar, sınıfın donanımından tutunuz laboratuvarlarımıza kadar, öğretim üyelerimizin kalitesine kadar, öğretim üyelerimizin yayınlarına kadar, yayınlarının kalitesine kadar yerinden yönetim, her akademik birimin kendi içinde hedefleri olan, bu hedefleri yürüyebilmek için uluslararası akreditasyondan tutunuz belli noktalara gelebilme noktasına kadar, işte yayınlarına kadar herkesin ortak bir çalışmayla ilerlediği bir ortamı yaratmaya çalıştık. Bunda sizin söylediklerinizden, çevreden duyduklarımızdan başarılı olunduğunu, doğru bir yolda ilerlendiğini görebiliriz. Bugün Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi son mezunlarından sonra 14 bine yakın öğrencisiyle veren, şu anda tabii ki yeni bir öğrenci. Yeni öğretim yılında bu sayı ne olur sizce? Tabii ki yaz döneminde de bir miktar daha öğrencimiz mezun olacaklar, ayrılacaklar. Tabii ki bunun içerisinde yeni dönemde Türkiye, biz şu şekilde Kuzey Kıbrıs'taki üniversitede biliyorsunuz, Kuzey Kıbrıs'tan alınan öğrenci, o da çok kısıtlı bir öğrenci. Şu anda ülkedeki üniversiteler arasında yurt dışına gidenler, yüksek öğretimine devam etmeyenler var. Türkiye Cumhuriyeti'nden öğrenci ve uluslararası öğrenci. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nden öğrenci sayımız geçen yıla göre kontenjanımız %15 oranında bir artış gösterdi. Biz gerçekten dünyanın ihtiyaç duyduğu öğrencilerin bir kariyer yapmak istedikleri alanlarda ilerlemeye çalışıyoruz. Ve buna göre de donanımlı akademik birimler, programlar oluşturmaya çalışıyoruz. Ancak bu yapının içerisinde maalesef Türkiye Cumhuriyeti'ndeki artan üniversite sayısı, Kuzey Kıbrıs'a işte bu yıl yine bir miktar kontenjan arttı. Geçen yıla göre bir artış var kontenjan sayısında. Hocam, bu kontenjan artışı var. Bunun fiilen uygulamasının netleşmesi ne zamandır? Şimdi tabii tercih dönemi bitti 8 Ağustos'da. Sonuçlar? Sonuçlar 20 Ağustos haftasında açıklanacak. Yanaştık. Yani 28'inde de 28 Ağustos. Yani şu var hocam, kontenjan belli.
Doğru. Tercihler yapıldı. Tercihlere göre yerleştirmeler yapılacak. Doğru. Ama onun bir eşiğini daha yaşayacağız. O tercihe göre bir öğrencinin kaydını yapıp fiilen üniversiteye doğru gelmesi. Yani bir doğru kısmı tercih hakkı kazanacak, yerleşecek ama gelmeyecek. Doğrudur. Bu yani bunun aralardaki firesi nedir? Bir daha kontenjanlar çıkar. Doğrudur. Bir de onun galiba işte neticede 4. 5. aşama var en son. Yani bu süredeki kontenjanlar artırıldığı için memnunuz. Tabii olumlu yönde gelişti. Açıkçası tam bütün beklentilerimizin karşılandığını söylemek çok mümkün değil. Yani bu konuda özellikle Haziran ayından sonra bir ivme oldu. Bu konuda Eğitim Bakanı'nın bir girişimi oldu. Üniversite temsilcilerinin de içinde olduğu bir ziyaret yapıldı YÖK'e. Bu konuda olumlu adımlar atıldı. Ama bunlar yeterli mi diye bakarsanız bizim beklentilerimiz açısından, bizim hazırlıklarımız açısından oldukça kısıtlı kaldığını ifade edelim. Ama şeyden önemli değil mi hocam? Yani siz de sınırı tutmuyorum. Yani sizin üniversite dünyamızdaki bir Kıbrıslı en üst aşamaya gelmiş bir akademisyen kimliğini, bir bilim insanı kimliğinizle birlikte baktığımız zaman yani YÖK bu kontenjanları belirlerken bir önceki yılın kontenjan, tercih ve fiili sonuçlara da bakılır. Yani doğru, yani o tercihler ve hayat bulmaları ile birlikte bakılır. Yani çok abartılı veriler en son yolun başı ile yolun sonu ne kadar örtüştüğü önemli değil mi? Muhakkak önemlidir. Tabii ki burada zaten esas konu bizim beklentimiz en azından Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi olarak biz yani ben sizi farklı üniversitelerle ilgili görüşünüzü sormamaya nezaket kuralları açısından özen gösteriyorum. Ben de kendi yani, üniversitemin dışında genel bir değerlendirme yaparım. Genel değerlendirme yani yoksa ben sizinle kendi açımdan tatmin olayım yani kendi açımdan onun doğruluğuna inansam sizinle tek tek bütün üniversiteleri masaya en objektif değerlendirme inancıyla yatırırım. Ama yani bugün itibariyle hoşgörü sınırlarımız vesaire böyle bir sohbete izin vermiyor. Onun için de sormuyorum. Her üniversite değerlidir. Herkes doğru yapmaya, doğru yapmaya çalışıyor. Bizim buradaki şeyimiz şu. Belli noktalarda Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu'nun gelip bizleri yerinde denetleyerek ki biz her yıl ben 6. kez yani ilk başladığı günden beri 6 yıldır YÖK denetiminden değerlendirmesinden geçen bir üniversite yöneticisiyim. Üniversiteyi her noktasıyla denetleyen, değerlendiren bir nokta. Umut ediyorum ki bu değerlendirmelerin sonuçları da mutlaka bizlerle paylaşılır. Yani bir değerlendirme yapılıyor. Bu değerlendirmenin sonucu neremiz eksik? Neremizi düzeltmemiz gerekir? Yani bunlar çok kısıtlı şekillerde paylaşıldı bugüne kadar. Tamam, yani şimdi siz geldiniz. Çünkü bu işin bir de profesyonel kurumlar var. Yani sizin doğru herhangi bir bölümünüze akredite demeyelim de yani o denetim kurumunun kriterlerinden değerlendirme kriterlerine göre yeterli bulunma diyeceğimiz var ama biri gelir size dürüstçe Avrupa'dan, dünyanın değişik köşelerinden ve parayı verdiğiniz için bu denetime davet ederek parayı verdiğiniz için sizin hadi bir raporcuk yazalım size de mutlu olasınız değilse eksiklerinizi de söyle. Çünkü onların kurumsal itibarı da önemli. Muhakkak. Ha yani yok da bunu yaptığı da bunu açıklaması gerekmez mi? Ya bundan önce bir YÖDAK aracılığıyla bir paylaşım, daha sonra bir rapor paylaşımı oldu. En son ben denetleme kurul başkanı Ali hocamız ziyaret ettiğinde son Mart ayındaki denetimde bu konuyu kendisiyle beni de ziyaret etti. Bu konuyu kendisine aktardım. Doğrudur bunu yapacağız dedi. İnşallah bu değerlendirme çıkar. Tabii zaten yani, kontenjanlarla ilgili kararlar verilirken ya da yeni program açılmalarla ilgili kararlar verilirken yine üniversitenin bu konudaki yetkinlikleri dikkate alınarak veriliyor. Ama tabii ki bu daha kapsamlı.
yol gösterecek şekilde yapılacak olan raporlamalar da üniversitelerin kendilerini geliştirmesi açısından faydalı olacak. Yani ben şu var, bana dosyamı, sonuçları verin derken aslında burada birazcık da özgüven de hissediyorum ben. Yani muhakkak. Yani bunu en son ziyaretimizde de dile getirdik. Muhakkak olacaktır bunlar. Değerlendirerek zaten yapılan değerlendirme sırasında da değerlendirmeyi yapan uzmanlar bu konudaki geri beslemelerini yapıyorlar zaten şeyin içerisinde, ama bunun mutlaka üniversitelerin daha iyi gidebilmesi açısından, eksikliklerini giderebilmesi açısından olumlu noktalar. Tabii ki uzunca bir süredir yeni program açışlarında yükün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne daha kısıtlayıcı. Evet, yani çok yeni program açma noktasında belli tereddütler olur. Bu yıl 3'er tane yeni program açılma konusunda Haziran ayında bir girişim oldu. Ama tabii ki biz yıllardır önemli yatırımlar yaparak, hazırlıklar yaparak yaptığımız programlarımız var. Burada laboratuvarlarımız var. Buralarda akademisyenlerimiz var. Bizim açımızdan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversiteler açısından YÖK'den onay almanın, YÖK tarafından programların kılavuz içerisinde yer alması uluslararası tanınırlık açısından da önemli bir kriter olarak karşımıza çıkıyor. Bu zaten 2006 yıllarında imzalanan, daha sonra iki ülkenin parlamentosu tarafından da onaylanan milletler arası anlaşmanın 10. maddesi aynen şunu söylüyor. Diyor ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerin bu protokola taraf olan ülkeler dışındaki işlemlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversiteleri YÖK tarafından bir TC üniversitesi gibi işlem görmesi için YÖK üzerine düşeni yapar. İşte bu noktada bizim programlarımızın tanınırlığı özellikle Türkiye dışından, yani azalan, umarım bu yıl tabii ki sonuçları hep beraber göreceğiz. Bizim %55-60 öğrencimizin geldiği Türkiye'deki coğrafi bölge 6 Şubat'ta çok önemli bir deprem felaketi yaşadı. Bunun bizim üzerimizdeki KKTC'ye gelecek öğrenci sayısı üzerinde umarım olumsuz bir etkisi olmaz. Tabii hocam, şeyi de yok sayamıyoruz değil mi? Yani pandeminin üzerinden 3 yıl geçti desek yaklaşık olarak. Ama pandeminin yarattığı ekonomik sıkıntılar, sanki de bazı sıkıntılar içselleştirildi, aşılmadı. Yani ekonomik yükselişler ve bizim açımızdan her bakımdan önem taşıyan, interaktif bir şekilde önem taşıyan Türkiye'de yaşanan 6 Şubat depremi ve sonrası yaklaşık 13 milyon insanı etkilemiştir. Yani bir ülkede 13 milyon insanın adeta üretimden kopması toplam genel ekonomik üretkenliğinin oranını, değerlerini aşağıya çeker. Dolayısıyla bu öğrencilerin buraya gelmesi, onu da hep beraber göreceğimiz sonuçlardan biri. Tabii ki bu çok kısa bir süre içerisinde bize etkisinin yansıyacağı bir nokta. Tabii ki biz o bölgeden olan öğrencilerimizin buradaki eğitimini devam edebilmesi için tüm üniversiteler 6 Şubat'tan sonra çok ciddi adımlar atarak, özveriler göstererek öğrencilerin eğitim yaşamına devam etmesine katkı sağladı. Bu da sağlanmaya devam ediyor. Tabii ki yeni tercihlerde bunun bir diğer önemli noktası yapılacak olan tercihler. Tabii ki bunu sadece Türkiye'den gelen öğrencilerle bağlı değil. Bunu bizim uluslararası öğrenci akışı açısından da biz üniversite olarak uluslararası öğrenci akışını çok daha fazla önem veren, bu noktada çabalar gösteren bir noktadayız. İşte bu noktada bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bir üniversite olarak üniversitemizin tanınırlığı aldığı uluslararası akreditasyonlar yanında YÖK tarafından programların kılavuz içerisinde yer alması ve tanınırlığı da bir noktada karşı taraf açısından, uluslararası öğrenci yani akışı hocam, açısından uluslararası herhangi bir ülkede yani geçerlilik tanınan, açısından çok orada önemli. Yani şunu biliyor ki Kıbrıs'taki UKÜ'den ve diğer üniversiteler, ama burada bazı şeyleri ifadelendirmeyi toparlayarak size sormaya da çalışıyorum zamanlı olarak. Diyor ki yani Ankara'dan ODTÜ'den, Hacettepe Üniversitesi'nden, Ankara Üniversitesi'nden, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden, Bahçeşehir'den vesaire
mezun olmak neyse diyor. Kıbrıs'taki mezun olduğunuz üniversitenin diploması da en az onlar kadar kabul ve değerlidir. Tabii ki evet, bu aslında. Yani bu yok sayesinde. Bu tabii olan. Ki o anlamda değerlidir. Yani bir otoritenin, yüksek öğretim kurumunun sizin programlarınızı tanımış olması ve onaylamış olması aslında bir noktada karşı tarafta. Biz uluslararası akreditasyonunu alıyoruz. Bu yanlış bir algılamaya gitsin istemem. Bizim buradaki yaklaşımımız, bizim dünyaya açılan daha rekabetçi yüksek öğretimi, daha nitelikli, daha kaliteli öğrenci akışını sağlayabilmek açısından mutlaka farklı ülkelerden öğrenci akışını sağlamamız gerekiyor. İşte Kuzey Kıbrıs'ta sadece belli bir coğrafyadan öğrenci getiren değil, çok farklı, bizim şu anda 110 farklı ülkeden öğrencimiz var. Kuzey Kıbrıs'ta 140 farklı ülkeden öğrenci var. Bunların devamlılığı noktası 140 farklı ülkeden, yani resmi makamların verdiği, Eğitim Bakanlığı'nın, YODAK'ın açıkladığı rakamlara göre 140 farklı ülkeden öğrenci şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Sizde, sizin üniversitenizde. Bizim 110 farklı ülkeden öğrencimiz var. Şimdi tabii bu çok önemli bir şey. Aslında bu da mı yani sırf izleyicilerin meraklarına tercüman olmak için de soruyorum. Yani Kıbrıs'ı merkeze koyarsak, Doğu Batı, Kuzey Güney, ara yönlerde dahil olmak üzere hangi uç noktalardan öğrencimiz var? Yani bugün Amerika'dan tutunuz. Amerika'dan tutunuz. Çin'e kadar giden coğrafya içerisinde. Tabii ki sayısal anlamda bunlar farklılık gösterebilir. Bir tane bile olsa bir tane bile olsa o ülkeden olan öğrenciler vardır burada. Yani o ülkenin uyruğunu taşıyan, o ülkenin vatandaşı olup buradan gelip öğrencilik yapan, sizin üniversitenize kabul edilirken o ülkeden öğrenci kabul şartlarını, bugün tüzüğü var bunun, öğrenci kabulünde, uluslararası öğrenci kabulünde hangi ülkeden, hangi şartlarda öğrenci kabul edebileceğiniz Bakanlar Kurulu'ndan onaylanmış bir tüzük var. O tüzüğün içerisindeki koşullarla, uluslararası sınavlarla veya o ülkenin lise diploması veya lise başarı sıralamasına göre öğrencileri o noktada alıyorsunuz. Tabii şunu açık yüreklilikle söylemek lazım. Yani bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin nüfusunun neredeyse 1/4, 1/5 kadar nüfusu öğrenciden oluşan dünyada başka bir ülkenin olduğunu söylemek çok mümkün değil. Bu hakikaten o anlamda önemli bir başarı olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yüksek öğretimi alanı olarak önemli bir başarıdır diye düşünüyorum. Bunun tabii sürdürülebilirliği çok önemli. Bu da ancak sizin tercih edilebilir olmanızla doğru orantılı. Tercih edilebilir olmanız için de kaliteli olmanız lazım. Yani öğretim üyesi kadronuzun iyi olması lazım. Öğretim üyelerinizin yapmış olduğu araştırmalardan ortaya çıkan yayınların dünyanın saygın dergilerinde yayınlanmış olması gerekiyor. Oradan alınan atıflar çok önemli. Şimdi bunlar tercih ederim ama saygın dergilerde yayınlanmış olması, izleyicilerimize aktarıyorum. Yani kısa bir süre önce bizim ülkemizde hem de yüksek öğretim dünyasıyla alakalı pozisyonda insanların saygın dergi yayınların, saygın dergileri dediğinizde yani bu ticareti bile yapıldı. Yani bu hangi, nerede yayınlandığı da önemli değil. Bu. Tabii ki. Yani bugün dünyada bunun endeksleri var alınmış olan. Yani bu endekslerde yer alabilmeniz için sizin o kurumlar tarafından yakından takip ediliyorsunuz. Nasıl bir değerlendirme sürecinden yayınların geçtiği, hakem sürecinin nasıl olduğu, bunlarda verilen atıfların ve etkilerinin ne olduğu, hatta dergiler bile kendi içerisinde kategorize ediyor. Evet. Q1, Q2, Q3, Q4 diye kategorize edilen noktalar var. Biz bunlara önem veriyoruz. Hocam yayınları teşvik edici, kendi üniversite içerisinde öğretim elemanları veya öğretim üyeleri için. Tabii ki teşvik ediyoruz. Teşvik yani, edici bir politikanız var mı? Tabii ki ödüllendiriyoruz. Yani başarılı olan akademisyenlerimizi yayınlarına göre, Q1 ise Q1, Q2, Q3, Q4 bunlarla ilgili mali destek veriyoruz. Yine kendi üniversitemizin kaynaklarının içerisinden onların araştırma yapması için, projeler için kaynak yaratıyoruz bütçemizin içerisinden. Yani hocam işte şu anda 2023'te gidiyoruz. 2023 UKÜ bütçesine baktığımız zaman bu başlık altında ayrılmış bir kaynak
Yani teşvikler, var araştırmalar. Tabii, var tabii. Bunların ödüllerini de verdik. Bunların sonuçlarını da açıkladık. Şimdi yeni proje başvurularını kabul ediyoruz. Hı hı. Hatta en son Temmuz ayının içerisinde Eğitim Bakanı ile birlikte Türkiye'ye yaptığımız ziyarette o üniversiteleri temsil eden ekibin içerisinde ben de vardım. TÜBİTAK'ı da ziyaret ettik biz. Ve TÜBİTAK'ın da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki araştırmacılarını TÜBİTAK'ın sağlayacağı kaynaklardan yararlanmasını imkan verdik. Açık yüreklilikle biz geçen hafta Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi olarak bu projelere daha fazla kaynak yaratabilmek açısından yeni bir düzenlemeye gidiyoruz. Yakında bu senatomuzda sunulacak. Daha fazla kaynak üniversitenin bütçesinden, kendi bütçesinin içerisinden sunulacaktır araştırmacılarımıza. Araştırmacılarımız, kendi öğretim üyelerimiz bu konuda projeleri hazırlayarak getirecekler. Bunu bir hakem sürecinden geçirerek başarılı olanlara kaynak yaratacağız. Şimdi bir akademisyen için en önemli şey, en büyük has sınıfta verdiği ders yanında yaptığı araştırmanın uluslararası saygın bir bilimsel dergide yayınlanmış olması. Bunu da araştırma yapmak lazım. Buna da kaynak ayırmak lazım. Bu bağlamda üniversiteler sadece öğrencilerden aldıkları eğitim ücretleriyle bu noktada hem kendi çalışmalarını hem üniversitenin personelinin hem yatırımları düzenliyorlar hem de kaynak artırıyorlar. Ve bunları araştırma yönü. Dünyaya baktığınız zaman üniversitelere bu kaynağı yaratan aslında devlet kurumlarıdır, araştırma kurumlarıdır. Maalesef bu noktada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir ayak eksik duruyor. Umut ederim ki TÜBİTAK'la bu çalışmalar olumlu yönde gelişecek. Hasan Mandal Hoca'yla da biz bu konuyu konuştuk. İki devlet arasında yapılacak bir protokolla sadece sınırlı bir iki alanda başvuru imkanı verilirken daha geniş alanda genç araştırmacılara da başvurma şansını yaratılacak olan yeni proje başlıkları açılacağını düşünüyoruz. Böyle bir tam yeri midir bilmiyorum ama yeri sayılır herhalde. Şimdi üniversitelerin bütçelerini ele alıp baktığınız zaman, dıştan bakıldığı zaman bir üniversitenin gelirlerinin öğrenci odaklı oranının olabildiğince alt sınırlarda, yani hatta bunun %20'lerde, %30'larda olması kabul edilir. Doğru. Bu bize geldiği zaman bizim ülkemizde öğrenci odaklı gelir %80, %90'lardadır. Hatta %100'e yakındır neredeyse. Aynı şekilde bu projeler, araştırmalarla ilgili, çalışmalarla ilgili genel başlık tanımlama yapmaya çalışıyorum. Bu da önemli bir kaynak meselesidir. Yani bir bütçede bunu bilmediğim için söylüyorum. Yani en az %5'inin araştırmaya. %5. En bu oran sizde, sizin bütçenizde bu oran kaçtır? Bizim %5'in üzerindedir. Yani %10'a yakın bir kaynak aktarıyoruz. Zaten bunu bu yapılan denetimlerde de böyle bir kaynağın ayrılmış olması bekleniyor zaten. Yani üniversite olmanız için sizin. Ben üniversite... Bu oran hocam, siz bir genelde biliyorsunuz. Bu oran genelde üniversitelerimizin genel ortalamasıyla kıyaslandığı zaman sizi Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ni kendi ülkemizde, yanılmıyorsam 23 üniversite şu anda aktif olduğunu yani biliyordum. 21'di 23 oldu denildi. Bu 23 üniversite içerisinde bu konudaki çalışmalara %10, %15 civarında kaynak yaratan bütçesinde oransal olarak. Bu oranla sizce UKÜ nasıl bir sıralamada yer alır? Sıralamada en nasıl önde, bir... En önde olanlardan biri olduğunu düşünüyorum. Yani en öndedir de diyebilirsiniz. Yani tabii ki diğer bütçelere birebir vakıf olmadığım için böyle bir kesin kanaati söyleyebilmem çok mümkün değil. Ancak şunu ifade edebilirim ki her yıl bunun üzerine koyarak artırma yönünde destek veren, yayınları destekleyen ciddi bir kurum. Biz bunu ciddi bir kaynak ayırıyoruz buna. Yani şu anda baktığınız zaman 26 yıllık bir geçmişi var Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nin. Bu 26 yıllık geçmişinin içerisinde dünyanın saygın bilimsel dergilerinde yayınlarına baktığınız zaman bunların %85'inin son 7 yılın içinde yapılmış olduğunu görmek aslında ciddi bir hamlenin son yıllar içerisinde. Yani sizin 8 yıllık geçmişiniz var.
bu 7 yılın içinde tabii olması da bir dönemin. Bana sadece bağlamak bunu doğru değil. Hayır, yani bunu, bu bir ekip işidir. Bunu üniversite mütevelli heyetinin kaynağı ayırarak kaliteli, nitelikli akademisyenleri, araştırmacılar üniversiteye getirmesi, onlara laboratuvar imkanlarını sağlamış olması, onların Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde çalışmayı teşvik etmesi önemli bir noktadır. Yani siz kaliteye ulaşmak, kaliteye yatırım yapmak önemlidir ve ucuz bir iş değildir bu iş. Kalite pahalı bir iştir ve bunun bir maliyeti vardır. Ve siz kaliteli olmadığınız müddetçe o hedeflediğiniz noktalara ulaşabilmeniz hocam, peki, ve sürdürülebilir hocam, olmanız mümkün değildir. Şunu sorayım izninizle. Bu tür güzel bilimsel çalışmalar üniversitenin toplam kalitesi açısından eğitim maksatları bakımından önemli bir sonuç olmakla birlikte. Az önce söylediğim bu kadar güzel yani projelere, araştırmalara kaynak aktarmak, %10'un üzerinde bütçesinin payını ayırmak, bunun bir de geri dönüşümü olması gerekiyor. Yani üniversitelerin gelirini öğrenci odaklı olmaktan, öğrenci odaklı geliri olması gereken noktalara geri çekebilmesi için başka kaynaklar da var. Az önce yanlış algıladıysam özür dilerim. Yani bu konudaki çalışmalara devlet desteğinden bahsettiniz. Halbuki sizin çok çok daha iyi bildiğiniz Batı ülkelerinde, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversitelerin bu tür çalışmalarına kaynak aktaran ekonomik potansiyeli yüksek vakıf ve benzeri doğrudan ticari kuruluşlardan destekleyen kuruluşlar vardır. Biz bu bağlamda yetersiziz. Yani kimse kendi sınırının dışında ekonomik potansiyelini ele verecek, somutlaştıracak faaliyetleri bile yapmak istemez. Yani ya bunu yaparsak, sosyal sorumluluk projelerimizi yerine getirirsek durumumuzun iyi olduğu anlaşılacak, vergi vereceğiz. Onun için çok da kabuğumuzun dışına çıkmayalım ama bir üniversitenin de toplumsal sahiplenmeyle, yani bu ülkenin ekonomik potansiyelinin oldukça yüksek olduğuna içtenlikle inananlardan. Hatta bu kaynak çok sağlıklı değerlendirilirse küçük İsviçre olacağımızı söylerim. Yani bunu hayali bir politikacı gibi söylemiyorum. Politikacı gibi söylemiyorum bunu. İnanarak söylüyorum. Bu bağlamda böyle potansiyel olan bir ülkede üniversitelerin bilimsel çalışmalarına, projelerine katkı koyan özel sektör ki çok büyük paralar kazanılıyor olmamasını eksiklik görürüm. Ha şimdi biri kalkıp da örneğin Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi bağlamında zaten işte özel sektör yatırımıdır. Onlar gerekeni yapsınlar demesini de bilimsel yaklaşıma, bilime saygıdan uzak olarak görürüm. Yani zaten. Yani bunu aşmamız mümkün değil mi? Sorumu mümkündür sorayım. Tabii. Devletin bununla ilgili teşvik mekanizmaları, yaratacağı bununla ilgili katkılar önemlidir. Yani bunun teşvik edilmesi gerekir. Bunu teşvik ederseniz bu konuda eminim ki çok daha fazla ivme yaratabilirsiniz bu konuda. Yani vergi politikaları yani tabii vergiden ki, muafiyetle birlikte tabii ki bunu cazip hale getirmek araştırmalara lazım. Ya da yani bilimsel kurumlardan alınacak olan danışmanlık araştırma projelerinden yapacağınız sizin katkının vergilendirme sisteminin içerisinde uygun noktaya getirirseniz hem daha bilimsel verilere bağlı o kurumların kararlar üretmesini sağlamış olursunuz hem de beraberinde üniversitelerin sürdürülebilirliği açısından, bilimsellik açısından çok daha üst seviyeye gelebilmesine de sağlamış olsun. Bunu dünyada birçok benzer örnekleri var. Yani bugün görüyoruz biz, benim meslektaşlarım var farklı ülkelerde. Değişik özel kurumlardan, vakıflardan projeler alıyorlar. Örnekleri birazcık açar mısınız? Projeler alıyor. Yani çok büyük bir düşünün perakende sektöründeki çok büyük, çok uluslu bir şirketin ileriye yönelik olarak yapacağı olan planlamanın içerisine ya da pazarla ilgili bir çalışmasını bir üniversitedeki araştırma grubuna vererek onların çıkardığı araştırma sonuçlarına bağlı kendi projelerini ortaya koyan noktalar var. Bu çok ciddi bir kaynağı hem üniversiteye
yaratıyor. Üniversite kendi akademik personeli bunu aldığı noktada oradan bir döner sermaye geliri elde edebiliyor. Bu bütçeye ciddi bir artı olarak yansıyor. Artı araştırmacılar, orada görev alan kişiler, bunlar lisansüstü öğrenciler olabilir, öğretim üyeleri olabilir. Hem ek gelir elde edebiliyorlar, hem de beraberinde buradan çıkarttıkları, yaptıkları araştırmanın sonuçlarından yayınlar elde edilebiliyor. Yani bugün yaptığınız makalenin altında bunun finansal kaynağının nereden elde edildiğini, bunun nereden kaynaklandığını yazıyorsunuz. Bunlar çok artı şeyler, kazanımlar. Bunların tabii teşvik edecek bir mekanizmanın, bir politikanın oluşturulması çok önemli. Bunları teşvik ettiğiniz noktada dünyanın farklı ülkelerinde olan veya burada olan çok değerli bilim insanlarının daha fazla araştırma yapması çok önemli. İşte biraz önce bunu nasıl ölçersiniz? Yani bu işte yaptığınız araştırmaya ayırdığınız kaynak size nasıl dönüyor dediniz. İşte ben de size dedim ki son 7 yıl içinde %85'ine 2022 yılındaki bizim yayın sayımız 2021 yılına göre %65 artış gösterdi. Bir önceki yıla göre. %65. %65 Scopus'ta yayınlanan makale sayımız, 2021'deki yayın sayımız 2022'de %65 artış gösterdi. İşte bu size o yaptığınız geri dönümün, o yaptığınız yatırımın ya da öğretim üyelerine sağladığınız imkanların en önemli geri dönüşü. Çünkü siz dünya sıralamalarına girecekseniz bilimsel olarak yaptığınız yayınlar da önemli bir kriter olarak karşınıza geliyor. Bu yolculuk uzun bir yolculuk. Biz bu yolculukta umut ediyorum ki 2 yıl sonra Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ni, bugün Kuzey Kıbrıs'ta başka üniversitelerinde başardığı gibi önemli bir noktaya, dünya sıralamasında önemli bir noktaya taşıyacak ve kurumsallığını çok daha uzun ve güçlü bir noktaya taşıyacak bir yapıya getirmiş oluyor. Bizim bir projemiz var Hasan Bey. Bizim projemiz şu: biz Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ni bölgede ve dünyada ciddi, prestijli bir eğitim kurumu olma yönünde bir çaba sarf ediyoruz. Bunu kampüsümüzün gelişim planından tutunuz, öğrencilerin karar verme mekanizmasının içerisine girmelerine kadar her noktada öğrencilerimizin iyi yetişmesi, akademisyenlerimizin, diğer çalışanlarımızın, çalışma arkadaşlarımızın bu ortak hedefe yürüyebilmesi için bir ortak ivme, bir vizyon yarattık bu konuda. Ve bu çalışma yani devam ediyor. Basitleştirirsek kısa, orta ve uzun vadede yol haritanız bellidir. Bizim 2028 için 2028'de ne yapacağız? Ne kadar öğrencimiz olacak? Hangi birimde ne kadar akademisyene ihtiyacımız var? Fiziki alan ihtiyacımız nedir? Bunun planlamasını yaptık. Hocam, fiziki alan dediniz de oraya geldim. Öğrenci ve toplam çalışan diyelim isterseniz. Yani bunu siz kategorize edebilirsiniz. Yani öğretim üyesi var, öğretim elemanları var, çalışanlar var. Kocaman bir aile var. 14 bin şu an itibariyle mezunlarla 14 bin civarındayız. Bir miktar eksilecek. Eylül ayında yeni öğretim yılı başlarken de tekrar bir gidecek artışımız olacak. Arzu edilen, ayrılan, mezun ettiğimiz öğrencilerin yerine gelecek olanların daha fazla olması ve üniversitemizin öğrenci bakımından yükselmesidir. Bu bir. Ama fiziki altyapı dediğiniz zaman da üniversitenin bu bağlamda kendi içinde kategorize ederek işte laboratuvarları, ki ben UKÜ'de görüyorum bu konuda laboratuvar altyapısına araştırma laboratuvarı çok yönlü olarak verdiği değeri yani çok kolay fark ediyorsunuz. Ben Camgöz hocamızla o ortamda bir sohbet yapmıştım yıllar önce. Yani böyle küçük bir odada işte 3-5 tane böyle bir büyükçe bir laboratuvar, özel laboratuvardaki kadar bir altyapının ötesi olduğunu çalışanlarla çok uzman olmanıza gerek yok, görüyorsunuz bunu. Bu bağlamda bir de kapalı alanlar bakımında, kapalı alanların kendi içerisinde ayrıştırılması, öğrencilerin burada kendi ihtiyaçlarını çok yönlü karşılaması, baktığınız zaman bir de fiziki hedefleriniz, yani Kıbrıs'ın, Kuzey Kıbrıs bir ada ülkesidir diyeyim. Evet. Yani ve
Anadolu sonsuzluğu burada yok. Topraklarımız sınırlıdır. Sizlerin burada yani daha büyük kampüsü falan yere taşıyacağız diye bir düşünce herhalde yoktur. Bizim kampüsümüzün Büyüme, ona şunu soracağım. Mevcut kampüsün fiziki ihtiyaçlar bakımından hangi sayıya kadar karşılayabileceğini düşünüyorsunuz? Her şeyi yani biliyorsunuz bir şehir üniversiteleri vardır. Hatta ülke üniversitesi bile Kuzey Kıbrıs'a baktığınız zaman farklı fakülteleri, farklı bölümleri, programları başka yerlere de açabilirsiniz. Ama UKÜ'ye baktığım zaman şeye benzemiyor. Doğu Akdeniz'e ve Yakın Doğu'ya benzemeyen bir kampüsle karşılaşıyoruz. Ya Lefke'ye de benzemiyor. Böyle birazcık çevre sınırlarını netleştirmek istemeyen bir anlayış görüyorum mesela sizde. Yani üniversite bütün alanları ile tellenmiş, yüksek ve bir kapıdan işte bir, iki tane, üç tane giriş çıkışı olan bir yer değil o ki. Bu bağlamda baktığım zaman bu bir anlayış mıdır? Bir anlayış aslında bu, bunun benzer anlayış Amerika'da, İngiltere'deki üniversitelerde de görebilirsiniz. Hocam biz yani sizin kadar dış ülke üniversite gözlemim var benim dersem yok yani niye yalan söyleyeyim yani sınırlı yani Türkiye'de ODTÜ'yü gördüm, Boğaziçi'ni gördüm, belirli üniversiteler gördüm. Bunlar da büyük şehirlerin içerisinde kaybolan, ODTÜ hariç kaybolan üniversitelerdir. Burada UKÜ farklı bir anlayışla ama sorumu unutturmayayım, sorum şu. Sayısal hedeflerinizi, öğrenci büyüme hedeflerinizi, yani gerek öğrenci gerekse öğretim üyeleri bakımından hedeflerinizi koyarken mevcut alanınız sizi üst sınırda nereye kadar karşılar? Bunun planlaması var, açık yürekli ifade edeyim. Bizim planımızın içerisinde 20-22 bin, 23 bin bandında öğrenciyi barındıracak kampüsümüzün şu anki yerleşkesi bunun için yeterli. Bunun içerisine eklenmesi yani gereken... Yani %60 şu anki sayınıza göre tabii. %60-65'lik bir artışı karşılarsınız. Tabii ki yani şu anki sayımızı karşılayacak. Hatta bunun hangi... Hayır şu anki 14 bindir. Şu anda 14 bin. Bunun yani %50 desek 7 bin daha 21 bin. %65 desek işte 23-24 bine geliyoruz. Tabii yani onu kaldırabilecek fiziki alanımız ve bunun nasıl planlanacağı, hangi noktalara, hangi binaların, hangi fonksiyonların yerleşeceğine kadar planlaması yapılmış durumda. Topraklar üniversitenizin sahiplerine mi aittir? Bir metre karesi bile dışarıdan, devletten alınmamış, tamamıyla yatırımcının kendine ait olan, öz kaynaklarıyla sağladığı bir kampüs içerisindeyiz. Bir metrekare bir alan bile şu anda devletten verilmiş veya kiralanmış bir alan söz konusu değildir. İlginç. Tamamıyla kendi öz kaynaklarıyla, kendi arazisinin üzerine, kendisinin sahip olduğu arazinin üzerine yapılmış bir yatırımdır. Ben devlet yetkilisi olsam ve bu tür kaynak aktarımı yapıyorsam yaptığı yatırımın yatırıma oransal bir katkıyla da yatırım, yani al bu alan senin olsun istediğin yap değil, projelendirerek belirli imkanları da paylaştırırım. Yani birileri devletten %100 özel yatırım, bilmem %100, %80, %90 altyapı desteği alacak. Diğeri de %100 kendisinin olacak. Bu da fair değil derler. Doğru. Yani çok adil bir yaklaşım değil. Evet, yani tabii bu muhakkak sıkıntı yaratıyordur. Bu desteğin hissedilmesine ihtiyaç vardır. Çünkü yok, hissetmenize gerek yok. Yani bu bir teşvik politikasıdır. Muhakkak öyle olmalı. Yani yüksek öğretim çok ciddi bir şekilde ülkeye bir katma değer yaratıyor. Bugün dünyada ekonomik katma değerine baktığınız zaman çarpan etkisi olarak 2.6 ile 3.5 arasında bir etkisi vardır yüksek öğretimin. Bölgenin gelişmesi... Bütün ülkelerde bu böyle midir yoksa bizdeki değer mi? Hayır, bu uluslararası kabul edilen ama normdan bizde bahsediyorum. Ama bizde sanıyorum bu 2.6'nın üzerindedir. Muhakkak üzerinde, yani bunun hesaplanmasını ekonomist arkadaşlar yapmıştır. Bunun verileriyle bulabilirsiniz bunu. Yani bölgesel kalkınma için, ekonomik kalkınma için
ki bu ada bir adadan ada ekonomisinden bahsediyoruz. Hizmetler sektörü çok önemlidir. Yani turizm, yüksek öğretim burada önemlidir ve hatta bana göre yüksek öğretim turizmin de ilerisindedir. Çünkü buraya gelen öğrenci sadece bir ay, iki ay sezonluk değil, 10 ay boyunca burada yaşıyor, burada yaşamını güzel devam ettiriyor. Aklımda yani bir hesap yaptım. Tam siz söylerken yani bunu yaparak soracaktım. Sizin 14 bin öğrencinize göre yapıyorum. 14 bin öğrencinizin 300 gecelemesine vurduğum zaman 4 milyon 200 bin gecelemeden bahsediyoruz. 4 milyon 200 bin, yani sağlamak için tekrar bir böleyim kendisini 14 bine. Evet 300. 4 milyon 2 çarp 14 bin. Tekrar bulayım sayımı. 4 milyon 200 bin gecelemedir. 4 milyon 200 bin gecelemeyi ortalama 5 gece 6 günlük bir turiste böleceksek bunu 5'e bölelim. 5'e bölüyorum. 840 bin UKÜ'nün 14 bin öğrencisinin gecelemelerini 5 gece konaklayan turiste dönüştürürseniz 840 bin turist. Bakın. Evet. 840 bin turist sadece UKÜ'nün 14 bin öğrencisinin karşılığıdır. Ki buradaki 14 bin öğrenci yurtta kalanlar bellidir. Markete gider, konutta kalır, restorana gider. Yani yurtta kalan %20 kadarıdır bunlar. %20 kadarıdır. Yani yani şeye baktığınızda hatta %20'nin de altında %17-18 civarı bir öğrencidir yurtlarda kalabilecek. Onun dışındaki önemli bir kısmı Lefkoşa'da veya çevre bölgelerde yaşayan, oralarda evet konaklayan, hayatını yani idame ettiren. Yani turizmi, hatta turizm sektörü arar üniversiteyi bir alt küme olarak göstersin kendi içinde. Ben de bu hesabı yaparım. Bu hesabı derim o zaman turizm sektörü üniversitenin yüksek öğretimin altında bir sektördür. Yani şu anda önemli bir noktası var ama bunun devam edilebilmesi, sürdürülebilir yani olabilmesi bir kez de altını çizeyim. Yani herkese önemli görev düşüyor. Sadece üniversiteler değil. Yüksek YÖDAK'ından tutunuz. Yüksek öğretimle ilgili ülkenin de çok önemli bir bu konuda kaliteye yatırım, doğruya yatırım. Ne beklersiniz? Yani kaliteye yatırım dediğiniz zaman. Biz zaten onun yatırımını yani ben bir gazeteci olarak çok konuda az şey bilen bir insan olarak bana sorsanız beklentilerimi anlatırım. Yani fiziki altyapı yani toplam kalite derken hem öğrenci profili açısından hem öğretim kadrosu diye genel bir başlık kullanıyorum. Çalışanıyla beraber, her şeyiyle birebir bir toplam kalite. Tabii sadece öğrenci kampüs içerisinde zamanını geçirmiyor. Yani öğrenci zamanının belli bir kısmını da kentte geçiriyor. Farklı yaşam alanlarında geçiyor. Öğrencinin adada gelişinden tutunuz, muhacirat işleminden, kapıdan girişinden, adaya ulaşımından başlayarak, ada içindeki ulaşımı, sağlık hizmeti alması, marketinde veya diğer yaşam hizmetlerini alması, bunların tümü çok önemli olan bir yüksek öğretim vizyonuyla bakarak bunların sürdürülebilirliğini. Siz öğrenciyi kampüste mutlu edebilirsiniz ama kampüsün dışındaki aldığı hizmetlerden de, konakladığı evden, ödediği ev kirasından, kantininden, kafeteryasından, restorantından, araç ulaşımından, tümünden belli bir kaliteyi yaratmanız gerekiyor ki öğrencinin adada geçen süredeki tecrübesini olumlu noktaya dönüştüresiniz. Hocam bitirdiği zaman buradan, şimdi hep böyle bizim siyasiler der ki, her mezuniyet yönünde giderler, kalıplaşmış cümleler var, derler ki, siz bizim artık gittiğiniz ülkelerde fahri büyükelçimizsiniz vesaire vesaire. Ancak bu öğrencilerin bir kısmı öğrencilerle ilgili
belirli üniversitelerimizi, yani bilelim parmakları civarındaki üniversiteleri ayırıyorum. Hadi iki tane parmağımı daha koyayım yanına. Öğrencilerin ne kadarının, yani kayıtlı öğrenciler, duyuyoruz ki bazı öğrenciler gelir ama okula gitmez. Bazı öğrenciler vardır, öğrenci görüyoruz ve birazcık da ırkçı bakıyoruz. Yani Afrika kökenlileri, siyahi deriz. Yani bunun hangi ifadenin doğru olduğunu da bilemiyoruz örneğin. Ama gazetelerin mahkeme haberlerine baktığınız zaman öğrencilerin olduğuna dair bir izlenim ediniyoruz. Yani yabancıdır demezler, bu filan üniversitenindir. Bu öğrencilerin içerisinde okulunun parasını ailesinden gelen transferlerle karşılayanlar var. Bir kısmı burada çalışarak ailesiyle bütünleştiriyor. Bir kısmı da pahalı arabalar ve böyle soru işareti olan bir görüntüleri vardır. Bir, yani bu öğrencilerin, yani sizin kendi çatınızda size kayıt yapan üçüncü ülkeler, ikinci veya üçüncü ülke diyeyim, size kalsın orada ifadem. Ne kadarının fire veriyorsunuz siz? Sizde fire var mı, ciddi bir fire? Yani öğrenci kabulünde biz belli kriterler uyguluyoruz. Hı hı. Yani akademik kriterler yanında öğrencilerin adaya gelirken gerçek anlamda mali yeterliliklerini de ortaya koyacak kriterleri dikkate almaya çalışıyoruz. Bunun için de öğrencilere kabul verirken mutlaka öğrencilerin kesin kabul mektubu, kesin kabul belgesi alabilmeleri için belli orandaki bir eğitim ücretini yatırmalarını istiyoruz. O zaman zaten eğitim amacıyla adaya gelmeyen ya da farklı bir niyetle gelecek olan kişileri zaten sistemin içerisinden elemiş oluyorsunuz. Yani ben biliyorum ki sizde bu bağlamda çok ciddi bir sıkıntı yok. Evet. Yani çeşitli parça. Açıkçası yaşadığımız olumsuz tecrübeler olduğunda da, yani belli bir ülkeden doğal veya belli bir temsilciden gelen öğrencilerin devamlılığı konusunda sıkıntı yaşıyorsak, o temsilciyle olan ilişkimizi de donduruyoruz açıkçası. Zaten bu tür kurumlar, bu tür aracılar, temsilciler bizim üniversitemizde değil, daha farklı kurumlarla çalışmayı tercih edebiliyorlar. Çünkü biz zaten belli bir mali yükümlülüğü yerine getirmelerini istiyoruz öğrencilerin kesin kabul mektubu alabilmeleri için. Artı belli yaş sınırları koyuyoruz lisans programlarına kabul ederken öğrencilerimizi. Ama tabii ki hiç kimsenin eğitim hakkını engellemiyoruz, ama gerçekten öğrenci olan, öğrencilik amacıyla adaya gelecek olan öğrencilerimizi kabul etmeye çalışıyoruz. Şunu kabul etmemiz gerekiyor. Delikanlı derler. Yani üniversite öğrencileri de delikanlıdır. Hı hı. Ve nasıl bakarsanız bakın, o delikanlılıkla bağlantılı bir takım davranışlar ve suç eğilimleri de olabilir. Farklı kültürden geliyorlar, farklı alışkanlıkları olsun, ama var. Yani kendi kültürünü üzen insanların da, yani isim vererek söylüyorum, gidin derim, sahip çıkın derim. Yani bugün Lefkoşa Türk Lisesi de Niyazi Hocam ve ekibini yürekten kutluyorum, ama orada öğrencilerle bağlantılı yaşanan sorunlar, belki de sizin toplam üniversitede 14 bin öğrenciyle yaşadığınız sorunlardan oransal olarak zaten fazladır. Yani bunu söylerken çok karalayıcı bir ifadeyle yaklaşmıyorum hocam. Ama biz öğrencileri, bizi, bu çocukların bize verdiği para ve okuldaki pozisyonları alakadar eder. Kapıdan çıktıktan sonra ev sahibiyle de yalnız baş başadırlar. Yemek, ekonomik durumları da. Çünkü zaman zaman size demiyorum ama ansızın gece arabanıza binerken gelir biri tık tık camınızı vurur. Der ki açım, der, bana para ver. Şimdi şeye benzetiyorum bunu. Türkiye'de bir zamanlar sokakta dilenen çocuklara para verirdim hocam. Anladım ki yanlış bir şey. Yani şimdi beni gecenin o vakti ben ona hadi 50 lira vereyim, 100 lira vereyim vesaire. Yanımda olsa alayım ve yemek vereyim. O parayı yemek için mi istiyor, yoksa başka onaylanmayan davranış biçimi mi istiyor? Yani bu öğrencileri polisi anlamda ama değil, ama anne babalarının adeta yerine koyarak takip edecek bir toplam bir sistem kurmak mümkün değil mi? Tabii ki zor da olsa. Her üniversite kendi öğrencisiyle olan ilişkisini, takibini yapıyor. Bunun içinde değişik mekanizmalar var. Var.
Yani öğrenci birlikleri var. Öğrenci birlikleri kendi ülkelerinden gelen öğrencilerle olan diyaloglarını takip ediyorlar. Bizim bununla öğrenci hizmetleriyle ilgilenen birimlerimiz var. Yani öğrenciyi sadece getirip kampüs içinde değil, kampüs dışında da yaşamış oldukları sıkıntıları, tam da onu söylüyorum. Yani adaya adaptasyonlarından tutunuz, yaşadıkları her sıkıntıda ulaşabilecekleri. Yani sonuçta oradaki bir network oluşturmanız lazım. Çünkü aileler size çocuklarını emanet ediyorlar. Burada geçirecekleri, yaşayabilecekleri sıkıntılar mutlaka sizin müdahale etmeniz gerekiyor ki bu konuda açık yüreklilikle söyleyeyim, bizim üniversitemizde çok özveriyle çalışan 24 saat haftanın 7 günü bunun için çaba sarf eden, hatta kendi asistanlarımız bile bu mekanizmanın içindedir. Öğrencilerin kendi temsilcileri de bu mekanizmanın içerisindedir ve olabildiğince öğrencilerimizin yaşayabilecekleri sorunlara, sağlık, adli sorunlara veya başka sıkıntılara müdahale ederek bunları çözmeye çalışıyoruz. Hocam siz de gelin, sizin alanınızı soruyorum. Öğrencilerin memnuniyet, zaman zaman öğrencilere dönük anket uygular mısınız? Tabii ki. Buradaki öğrencilerimizin, son sorumdur, bunu toparlayarak bitirebiliriz. Öğrencilerin memnuniyet derecesi nedir? Nelerden memnundurlar, nelerden şikayetçidirler? Tabii ki biz kampüs içerisinde öğrencilerin memnuniyetleriyle ilgili, hizmetlerle ilgili her noktada geri dönümlerini alıyoruz. Yani hangi noktada eksiğimiz var, neleri geliştirmemiz gerekiyor noktasında. Bunları yıllık yaptığımız değerlendirme, hatta eğitmenin bile değerlendirmesi yapılıyor. Yani öğrenci kendi öğretim üyesini, ders veren hocasını da değerlendiriyor. Hangi noktadaydı ve bunlar bizim o akademisyenlerle olan devamlılığımız konusunda da önemli bir kriter olarak yapıyor. Ancak dışarıya baktığımız noktada en önemli öğrencilerin yaşamış oldukları sıkıntılar son dönemde muhaceret sıkıntısı bir. Nedir? Yani adaya girerken öğrencilerin herhangi bir neden, gerekçe, net, somut bir açıklama yapılmadan öğrencilerin geri gönderilmesi. Bunlar eski bir oran mı? Ciddi bir rakam. Ciddi bir rakam. Yani bir memnuniyetsizlik yaratıyor. Yani düşünün ki gerçek öğrenci olan bir kişi adaya geliyor, muhaceret kapısında orada bir sıkıntı yaşanıyor. Bir önceki İçişleri Bakanımız bugünkü görev değişikliği yaptı. Önümüzdeki hafta e-vize sisteminin hayata geçireceğini söyledi. Umut ederim ki e-vizesini alan bir kişi buraya geldiğinde o vizeyi alarak, gerekli sorgulamalar yapılarak geldiği için gerçekten herhangi bir somut gerekçe olmadan geri gönderilmesi. Hocam %90 dolayında dünyadaki uygulamalara bakın. Yani vizenizde dünyanın neresine olursa olsun gittiğinizde o giriş noktasındaki muhaceret görevlisinin de bir inisiyatif hakkı vardır. Muhakkak var. Yani sıfır giderseniz başkadır, vizeyle giderseniz başkadır ama yine de kendine göre bazı soruları sorup karar verme hakkı yani vardır. Yani burada objektif, yani hocam 100 file verirsek %100 tatmin edecek bir nedenle, yani sen e-vize uygulamasında barikata atladın ama ben şimdi sende bunu görüyorum mesela. Muhakkak işte onu açıklamak gerekiyor. Bizim aldığımız hukuk en önemli şey budur. Gerekçenin olmaması. Yani şimdi bu noktada saydam, açık ve hesap vereceksiniz. Net orada iyi bir ortam olmalı, iletişim açık olmalı, gerekçeler neden uygun olmadığı hocam, net olarak ortaya konulmalı. Üniversite çağrılmalı. Yani bu öyle çağrılmalı. Yani o iletişim kanalları gerekirse açıkçası yani siz online ekip, yani sizin görev ekip de tutabiliriz. Yedek şeyiniz olmalı. Nöbetçi yani, ya da o iletişim şeyi var. Acil müdahale ekibiniz olacak, gidecek. Kesinlikle yani Hasan Bey, biz zaten kabul alan öğrencilerimizin bilgilerini sisteme yüklüyoruz ve veriyoruz. Hatta QR koduyla veriyoruz. Yani sahtelenemeyecek şekilde veriyoruz ve bu altyapıyı da açtık. Bu önemli. İkincisi, içeriye geldiklerinde buradaki ücretlerden, kira ücretlerinden ciddi anlamda bir şikayet söz konusu. Bakın ben 8 yılı geride bıraktım. 8 yıl önce Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nin 5.000-5.500 öğrencisi vardı. Şimdi geldiğimiz rakamı konuştum. O günkü araç sayısı, araç sayısı ile bugünkü araç sayısı aynı. Nasıl? Öğrenciye taşıma ulaşım hizmeti veriyoruz ve yeni izin alamadınız. Te izni alamıyoruz. Hocam
Onu da isterseniz buna da şey edelim. Yani her üniversite bunu yapmalı mı? Yoksa ihtiyaçlarınıza cevap verecek bir toplu taşıma sistemi olamaz mı? Bir toplu taşıma sistemi kurulsa üniversite yani bu işin içinde olmayacak. Tamam hocam, yani şimdi size taşımanın ciddi bir bedeli var. Tabii ki bunu otobüsleri tutmanın, bunların şoförün, bakımı, bunların organizasyonu, bunlar çok pahalı ve ekonomik olmayan. Ancak öğrencinin bu ulaşımı memnuniyeti açısından, öğrenci ulaşım için para ödemek istemiyor. Hocam böyle yollarda, sokaklarda dökülmüş kalmış öğrenci de görmüyorum. Yani mevcut altyapınız bu öğrenciyi okula taşıyor gibi geliyor fotoğraf. Şimdi taşıyamıyoruz. Yani ben bunu... Yani bir sokaklarda görmememiz... Çünkü belirli noktalar var, görüyorum otobüsü alıyor. Ama bu yetişmiyor. Yani belli saatler içerisinde bunu taşıyabilmek yeterli olmuyor. Çare. Sizin ya öğrenci sayısına göre, üniversitelerin öğrenci sayısına göre bunu belirleyecek bir kriteriniz olacak. Yani bu belli bir kurulun toplandıydı, toplanmadıydı, uygun muydu, değil mi değil. Kriterleri belli olacak. Öğrenci sayısın buysa senin bu kadar teiznin, taşıma iznin. Bu kadar iznin. Kapasiteli. Bunu ortaya koyacaksınız. Yani bu yani hocam, kuruma bir tane göre o değişmeyecek. İkili kocaman, şu kadar böyle, şu kadar da minibüsü. Şeffaf olacak. Yani diyeceksiniz ki, bileceksiniz. Senin, hocam toparlayalım. Yani bu bunun gibi. İkincisi, buradaki en önemli noktalardan bir tanesi, tabii ki öğrencilerin, biraz önce söylediniz, medyanın içerisinde öğrenci şu sorunu yaptı bu. Bunları baktığınız zaman bunu net olarak ortaya koyup tüm öğrenciler genelleme yapmak genelleme yapmadan bunlar hakikaten çok olumsuz şekilde öğrencileri etkileyebilecek olan noktalardır. Yoksa biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak yüksek öğretimle ilgili çok ciddi olumlu adımlar attık. Bunun sürdürülebilirliğini kılmak için doğru adımlar atmaya devam edersek gerçekten bu hem üniversitelerimizin uluslararası rekabet koşullarını çok daha iyi noktaya getirecek, hem de ülke bundan ekonomik olarak çok daha olumlu yararlanacak. Eksikliklerimiz yok mu? Vardır, ama bunları hep beraber oturup her yeni konuşarak, hedef, her yeni eksiklik demek. Kesinlikle hep beraber oturup konuşarak çözüm odaklı, belli bir plan çerçevesinde, belli bir takvim çerçevesinde kimin nereden sorumlu olduğunu net olarak ortaya koyarak çözülebileceği inancındayım. Peki. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Virgülü koyduk. Virgül bile koymadım. İlk fırsatta tekrar. İnşallah. Çünkü konuşacağımız çok konular vardı. Çok teşekkür ederim. Ama bizim başarı öykülerine ihtiyacımız var. Toplum hiçbir şey yapamadığımızı sanıyorlar. Ben bugün Suat Hoca'yla da böyle bir sohbetim oldu. Ve nereden başlayıp nerelere gelindiğini söylemiştim. Ve Suat Hoca'yla ilgili kullandığım zamanda bir yazım vardı. Hocam dedim, senin bir sıkıntın var. Siyasilerle bir sorun yaşayacaksın. Çünkü yarattığın çıtanın yüksekliği bir tarafta kocaman değerli, işte aynısı size de yaratılıyor. Diğer tarafta da bir muhtar odasının arkasında şu, yani şimdi bunu söylediğimde davayı yok mu sayıyorsun, lavayı yok mu sayıyorsun gibi sorular gelebilir, ama bir tarafta devlet olanaklarıyla yapılanlar, bir tarafta özel sektörün yaptıkları. Bu bağlamda demiştim ki çıtayı, hatta bugün dedim ki hocam, çıta o kadar yükseldi ki bizim ülkemizi yönetenler bunun altından en uzun boylusu geçip sıçrarken çıtayı dokunup deviremiyorlar dedim. Buna benzer yaklaşımı sizler için de söylemek istiyorum. Ve bu başarıda sizin gibi değerli bilim insanlarının katkısı alkışımızı daha da samimileştiriyor. Sizleri kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, davetiniz için. Çok yeniden hoş bir sohbet hocam. Oldu. Saygılar. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Evet, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Halil Adili konuğumuzdu. Evet. Hep dert yanarak, hep şikayet ederek, hiç bizim elimizden ne gelir? Ya bir şey söyleyeyim mi? Bizim elimizden çok şey gelir. Yeter ki neyse. Hadi hoşça kalın.